Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce ülkemizde son bir haftadır yaşanan olaylarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Hepimiz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Meclisimizin duvarında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleri yazılı. Millet bu egemenliği kullanmakta, muhalefeti ve iktidarıyla bize vekalet vermiştir. Yani asıl olan milletin kendisidir. Milletin düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğüdür. Bu özgürlüğü barışçı bir şekilde serbestçe, korkmadan kullanabilmesidir. Bu da katılımcı demokrasinin özüdür. Demokrasilerde tek bir yurttaşın bile hak ve talepleri gözetilmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, vekaletini almış olduğu milletin günlerdir neden sokaklarda olduğunu iyi değerlendirmeli ve onun taleplerinin ne olduğunu anlamaya çalışmalı, isteklerine kulak vermelidir. İnsanların yaşadıkları şehir ve ülke ile ilgili taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirirken şiddetle, sert müdahalelerle engellenmesi ve hatta ölümlerin olması ne yazık ki demokrasinin sırtına vurulmuş bir hançer gibidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi, sebebi mevcudiyeti, demokrasinin işleyişini sağlamak, yurttaşların düşünce, ifade, toplanma ve hak ve özgürlüğünün gerçekleşmesini gözetmektir. Demokrasinin her kesimi kucaklayan çoğulcu anlayışının çoğunlukçu anlayışa dönmesine izin vermemek gerekir. Katılımcı demokrasinin müzakere boyutuyla birlikte yaşama geçmesini, sevgi ve sağduyunun hakim olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum Sayın Milletvekilleri.